meslektaşımız çok ama çok şükür. Yani hepinize aynen. Ekmek düşüyor. Ne tabii, kadar güzel. Kısmet var. Organize ederiz gibi herkesin bir kısmeti çıkıyor evet. Yani. Sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sulucadayız. Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yakında bulunan bir köydeyiz. Düşünün, küçük bir köy ama onlarca kebapçı var içerisinde. İşte onlardan birine geldik biz de. Emin Kasap ve Kebap Salonu'na geldik. O zaman videomuza başlıyoruz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Sağ, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, sağlığınıza dua ederiz. Teşekkürler. Ustam kolay gelsin. Eyvallah abim, hoş genç bir girişimci arkadaşımız, kardeşimiz. İsmi alabilir miyiz? İsmini... Ersin, ismim Ersin, soy ismim Güçün. Kaç yaşındasın Ersin? 21 yaşındayım. Bu yaşta kebapçılık yapıyorsun. Evet. Burası size mi ait? Bize, biz kiracıyız burada, bize ait. Daha önce bir yerde çalıştın mı Ersin kardeşim? Çalıştım, amcamın yanında çalıştım, bir kasap ve kebap salonu. Bir de kaburgacı Yaşar'ın yanında çalıştım. Bir buraya yer tarif alabilir miyim senden? Adana Suluca, Karşıyaka Suluca Acideme Mahallesi'nde, tamam. Okulun yan tarafında olacağım. Organize Sanayi Bölgesi'nde hemen yan tarafı. Tamam. Geçen hafta gelmiştim ben buraya, evet. Biliyorsun. Evet. Adana kebabını yemiştim, çok güzeldi. Abi. Şimdi de kuşbaşının ve ciğerin tadına bakmak istiyorum. Evet. Bir porsiyon kuşbaşı, yarım porsiyon da ciğer atarsan çok memnun olurum. Tamam. Ekmeklerini şöyle farklı görüyorum. Ekmeklerimiz özel yaptı. Yani bildiğiniz standart Adana pidesi değil bu. Ekmekler özel yaptı. Sen konuş abi, gel. Ekmekleri nerede yaptırıyorsunuz? Biz de tavuklar falan da yapıyoruz. Pide kullanmıyorsunuz. Tırnaklı pide kullanmıyorsunuz. Bu daha güzel olduğu için lezzetli. Tercih ediliyor. Daha çok tercih ediliyor. Aynen, özel olarak yaptırıyoruz bunu. Sosluyorsun. Pul ve tuz atıyorum. Pul ve tuz. Diğerleriniz taze olarak kazanıyor. Bu nedir? Şimdi bu da bir porsiyon. Kuşbaşı. Kuşbaşı bir porsiyon. Kaç gram var burada? 100 gram. Bunda kaç gram oluyor? Bir porsiyonunda kaç gram? 100 gram. Bir porsiyonda 100 gram. Bu şimdi yaklaşık 90 gram falan geliyor. Bir şiş eksik falan. Ciğerimiz de bu şekilde. Evet. Tam bu ciğerimiz değil mi? Bir porsiyon evet. Mu bu? Evet, ya da porsiyon. Bir porsiyona yakın değil mi? Aynen. Yarım istedik ama sen olaya abarttın, bir porsiyon koydun. Olsun. Canım sağ olsun. Ocağımıza atalım. Usta. Salataya başladım. Tak 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 sesler geliyor. Ciğere sadece soğan salatası katıyoruz. Domates katmıyoruz ciğere. Kuşbaşı normal tablacı katıyoruz. Cozur cozur pişiyor burada. Barış geldi usta ben Allah. Siz ailecek mi çalışıyorsunuz? Evet, burada? Aileyiz. Aile aynen, şu işletmesi evet, o zaman burası. Dükkan benim var mı? Şu an salonu bize. Sende de var mı yetenek? Kebap yapabiliyor musun? Kardeşim geçen geldiğimde burada garsonluk yapıyordun bize. Bizim için fark etmiyor. Garsonluk da yaparız. Siparişe de çıkarız. Fark etmiyor. İş neredeyse orada. Yoğunluk hangi tarifeyse o tarafa koşturmaz sonra. Sen de Ersin kardeşim gibi evet. Daha önce bir yerde çalıştın mı? Çok yerde çalıştım. Garsonluk tecrübesi olsun, kebapçılık olsun. Çok yerde çalıştık. En son kendi işinizde karar verdiniz. Kiralık burası. Aynen öyle. Şimdilik kiralık. İleride Allah'ın izniyle güzel bir yer bulduğumuzda oraya geçeriz. Dolabı bir gösterir misin bize etlerimiz pişerken? Usta bir anlat, neler var burada? Nedir bunlar? Kuzu etimiz var, ufak kuzu eti. Şöyle geçin parlıyor. Süt danamız var. Ufak dana kendi kesimlerimiz. Danadan ne yapıyorsun burada? Ne? Pişiriyorsunuz dana etinden. Dana isyan dana. Et satışımız olduğu için dana eti de var, kuzu eti de var, çeşit bolluğu olsun diye. Ha, aynı zamanda kasap burası. Aynen öyle. Hem kasap da satın. Alım satım da var bize alım. Sen konuştun. Alım satımcıyız bir de. Siz babalar mısınız? Evet babalarız. Yeriniz hayırlı olsun. Sağ olun. Çok gelip gidiyorum ben buraya. Yeni gördüm sayılır burayı. Allah. Kaç aydır burası faaliyette? 6 ay falan oldu. 6 ay. Belli zaten. Daha önce çünkü kapalıydı, uzun süre kapalıydı burası. Çok şükür. Yeni gel bahçeyi göster usta. Bahçeniz var böyle arka evet. Tarafta. Püfür püfür esiyor zaten. Böyle açık bir alan var. Aynen açık alan esiyor. 1-2 yıl önce ben buraya gelmiştim biliyor musun? Harabeydi burası. Harabeydi burası. Gerçekten aynen, harabeydi. Şimdi elden geçirmişsiniz. Mis gibi olmuş gerçekten. Şu anda daha yeni ya. Daha güzel oldu Allah'ın izniyle. Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın Suluca Köyü burası.
Hemen girişinde sol tarafta değil mi ustam? Hemen aynen, girişinde evet. Sol en tarafta. Kasaba kebap salonu. Etlerimiz yanmasın. Ben geçiyorum hoca. Ustam ne alemde? Cozur cozur pişiyor mu? Duman altı olmuş burası ya. Dumana gel, dumana. Salatayı hazırlamışsın aşağı yukarı. Evet. Ersin sen bana ben de önce bir porsiyon alalım. Tamam. Ersin kardeşim biraz kilo al ya. Bu ne böyle ya? Ben etin içindesin. Kebabın içindesin. Bu zayıflık ne böyle? Bir bana bak. Anlayan diye ancak kilo yemek yemiyor. Her gün yiyor. Böyle olmaz. Biraz kilo alman lazım. Yani fit de alalım. Bak kardeşine bak. Fit. Gayet yerinde kilosun. Her şey de yerinde. Evet, tamamdır. Evet, şu meşhur ekmeğimizi o yağlamışsın. Biber de atmışsın. Biz yokken. Bunu niye koydun usta? Ekmeği ısıtmak için değil mi? Evet, ekmeği. Ekmekleri ısıtmak için destek olarak koyuyorsun oraya. Kebap kadar en az da ekmek de önemli. Evet. O yüzden ekmeğe de bir o kadar lezzetli usta, olması ekmeği gerekiyor. Yağlayacaksın değil mi? Aynen. Pul biber diyeceksin, ondan aynen. Sonra da böyle ısıtacaksın. Bir güzel o yağ pul biberi ekmeğe yedirmek gerekiyor. Dediğim gibi kebap kadar ekmeğin de önemli var. Şimdi senden bir porsiyon, kuşbaşı bir porsiyon da ciğerin tadına bakacağız. Aynen. Bakalım nasıl yapıyorsunuz. Sabahları da hayretten ciğer servisiniz var her bu, gün. Bu tarafa gel usta, sesin gelmiyor pek. Gel böyle. Genelde sabahları ciğer siparişlerimiz oluyor, ciğer servislerimiz oluyor. Müşterilerimiz geliyor. Her seninle konuştuk ama ismini sorduk muydu? Emin Güçün. Ha senin adına kayıttı burası, tamam okey. Babamızın adına. Babamızın adına, o da babamın ismi koyduğu için. Anladım ustam. Dur bir dakika, kaçırmayalım. Sarmaya başlıyorsun. Evet, ciğere ne diyordun ustam? Soğan salatasından aynen, başka bir şey girmez diyorsun. Salata gider. Soğan salatası gider. Çünkü domates girdiği zaman tadı bozar, sulandırır. Kuşbaşında domates? Olur. Olur. Problem yok. Ciğerde kes. Ya tabii ki de insandan insana değişir. Ama ciğere en iyi soğan salatası gider. Nasıl işleriniz? Organize sanayi bölgesinde hemen yakınındasınız. İyi Allah şükür. Sipariş de alıyor musunuz? Alıyoruz. Beklediğimizden daha fazlasını alıyoruz vallahi. Alırsınız. Burası çünkü aşağı yukarı 50 binden fazla insan çalışıyor burada. Küçük bir değil mi? Küçük bir burası köy. Ama küçük onlarca kebapçı köy. Var burada. Aynen doğrudur. Meslektaşımız çok ama çok şükür. Yani hepinize aynen. Ekmek düşüyor. Ne tamam. Kadar güzel. Kısmet bol. Organize deniz gibi herkesin bir kısmeti çıkıyor evet. Yani. Bölüyorum. Devletimiz kazansın, sizler kazanın, bizler kazanalım. Aynen. Kuşbaşı şöyle göstereyim abi. Parçalanıyor, önüne şöyle parçalanır. Maşallah. Kuşbaşılarımız biftek bonfileden yapılıyor. Biftek bonfile? Aynen. Gerçekten mi? Aynen. Gerçek şu an terazimizin resimde var, onu da çıkardım tekrar hazırlamak için. Özel olarak hazırlıyoruz yani. Araya bir de kuyruk yağı da girmişsiniz. Aynen öyle. Vallahi tadına doyulmaz bunu. Ağızda yiyor zaten. Fazla salata katmıyorum. Tamam, etin ustam, tadını alsınlar. Sana bırakıyorum. Salata fazlası da iyi olmaz. Bu da yemeğin lezzetini alır. Yemeğim hazırsa ben o zaman tadıma geçiyorum şimdi. Bakalım nasıl bir iş çıkartmışsın ya, yaş kardeşimiz. Yani. Bunların fiyatları nedir ustam? Alabilir miyiz senden? Dürümlerimiz fiyatları 17 TL. Servis paketlerimiz de 25 TL. Bir yerde meranız var, orada besliyorsunuz hayvanları. Besleme var, şey var. Ondan sonra burada evet, kesip tamam. Bizlere evet. Sunuyorsunuz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum ustam. Etimiz yani bir kilo dahi dışarıda gelmemiş. Kendi hepsi sizin. Evet. Kendi kesiyor. Şimdi tadına geçiyorum, tadına bakacağım. Allah'ın bakalım nasıl. Allah'ın izniyle bakarsanız görüntü tamam ustam, görüşmek üzere. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Evet geldik en heyecanlı ana, tadım zamanına. Bu ciğer. Ciğer dürüm. Bu da kuşbaşı. Bakalım ustam nasıl yapmış, lezzeti nasıl. Tadına bakıyorum müsaadenizle.
Ankara'da zaten kötü kebap bulamazsınız. Gerçekten çok güzel olmuş. Ustam da söyledi zaten kendi hayvanları. Hocam inancın olsun, Urfa'da geliyorlar. Mesela diyor bir ciğer, Urfa ciğeri falan. Ya diyor vallahi senin ciğerin yok, Urfa ciğerinler. Urfa'da mı yiyorlar hayvanları? Yok yok şey. Burada geldi misafirler geliyor. Geçen bir arkadaş Urfa'dan daha iyi diyorlar. Evet evet gerçek. Arkadaşlar hangisi burada yiyor diyor. Vallahi abi ben böyle bir ciğer dedim. Ya ufak markası yok. Atıyorum bunu müsaadenizle. Isırıkta burnundan alacağım şimdi. Yani inancın olsa Allah'tan gelen müşteri diyor biz böyle bir şey görüyoruz. Usta limon serbest mi? Atış serbest mi? Sıkıyorum vallahi. Tabii tabii aferin. Sıktım vallahi. Aferin. Teşekkürler. Bir de bunun ilacı ne biliyor musun? Maydanoz. Evet. Bunu yerken maydanoz atacağım arada ben. Usta aynı zaten. Burada en geçerli olan marka evet, budur abi. En kaliteli marka. Evet. Ayran olarak da kendi ayranımız aynı. Kendi ev ayranımız. Evet, evet. Evet. Yani onda şeyde kaçmıyor abi. Malzemeden kaçmıyor. Kesinlikle. Zaten kendiniz pişiriyorsunuz. Evet. Yıllarca hayvancılık yapmışsınız. Ben alışveriş yapayım ona göre fiyat düşüyorum. Ben niye kaçacağım ben? Her şey zaten ucuza geliyor. Şundan da bir ısırık alayım son bir defa. Şuna da bir kimyon atayım. Çok az bir şey limon. Biberden yemedik. Bir domatesle de yiyeyim bir tane. Tefal getirdiniz. Son bir defa ısırıyorum. Evet sevgili ustam. Bu güzel lezzetleri bizle tanıştırdığın için sana çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür böyle ediyoruz. Ustam, böyle mi? Allah razı olsun. Görür müsün oradan? Tamam, evet, teşekkür ediyor. Allah razı olsun. Bu işletmenin sahibi. Evet, çocuklarınla beraber çalışıyorsun, tabii. Ailenle beraber çalışıyorsun. Allah bu arkadaşlar versin. Cümle Müslümanlara, hepimize, amin. Dost, eş, çocuklarımıza, herkese Allah talep versin, bize de versin. Amin, inşallah. Evet sevgili dostlar ve çok kıymetli arkadaşlar, yine geldik bir videomuzun sonuna daha. Herkese hoşça kalın diyorum, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Başüstüne. Herkese selamlar.